Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir tane biraz daha hani sıkı bir tane kombin yapacağım. Bu sıkı kombine bununla başlamayı uygun gördüm. Revit'in Levante 4 mevsim bir montu. Şöyle üstüne giyeyim. Aynı zamanda üstünde yansıtmalı şeritleri var. Onunla beraber giyiyorum. İçinde bir içliği var. Gördüğünüz gibi bu hem sizi soğuktan hem yağmurdan koruyacak bir içliktir. İç tarafında cepleri var. Şöyle dışından giyerek göstereyim. Şöyle kapandığı zaman zaten bunun bir uzun bir mont olduğu belli. Cırt cırtları var kollarında, şuralarında, iç taraflarında böyle dokulu bir delikli dokusu var. Ondan sonra bir tane şurada cırt cırtı var. Bilek ağzında cırt cırtı var. Açıldığı zaman geniş bir ağza, bilek ağzına sahip oluyor. Aynı zamanda kollarında, kollarınıza uygun şekilde, oturabilecek şekilde yapılmış. Tokaları var, CE onaylı korumaları var, şartında da aynı zamanda bunlar sertleşiyor. Ön tarafında şöyle bir tane yansıtmalı şeridi var, yan tarafında iki tane cep var. Bunlar da kısmen su geçirmez ceplerdir şuralarında. Belinde biraz daha rahat oturmasını sağlamak için iki tane cırt cırt çatı sahip. Bunlar belinize tam oturarak oradan rüzgar girmesini engelleyebilir. Arka tarafında herhangi bir koruma bulunmuyor ama arka tarafında bir tane, şurasında bir tane cırt cırta sahip. Bu da zaten yolcu cebi olarak geçiyor. Yolcu ceplerini biliyorsunuz, oraya arkanızda oturan herhangi birinin içine kendi malzemelerini, cep telefonunu, cüzdanını koyması için yapılıyor. Yüksek bir boyuna sahip, boyun tarafı da aynı zamanda şöyle kapanabiliyor, çıt çıtlı şekilde kapanıyor ve sürüklenip boyunuza göre ayarlanabiliyor. Şöyle açtığımızda zaten kademeli olan iç astlarını görüyorsunuz. İçinde de cepleri var. Yazın da biraz daha rahat giyebilmeniz için böyle fiyat dokusuyla yapılmış içi. Bu içliği yağmurdan, rüzgardan sizi koruyacaktır. İçliğin içinde de cebi var. İçliğinin dış tarafında da, yani montun kendisinde de bir tane cebi var. Yansıtmalı şeritlerle beraber dört dörtlük bir mont. Bunu alırsanız gerçekten bir hani enduro, uzak sürüşler, uzun seyahatler, kısa sürüşler, kısa iş seyahatleri veya işte şehir içi kullanımda her türlü şekilde rahat rahat kullanabilirsiniz. Buna tabii bir kask önereceğim size. Bu kask da hani bu Revit'e biraz daha uygun bir kask olacak. Cırt cırtları var kollarında, şuralarında, iç taraflarında böyle dokulu bir delikli bir dokusu var. Ondan sonra bir tane şurada cırt cırtı var. Bilek ağzında cırt cırtı var. Açıldığı zaman geniş bir ağza, bilek ağzına sahip oluyor. Aynı zamanda kollarında, kollarınıza uygun şekilde, oturabilecek şekilde yapılmış. Tokaları var, CE onaylı korumaları var. Şartında da aynı zamanda bunlar sertleşiyor. Ön tarafında şöyle bir tane yansıtmalı şeridi var. Yan tarafında iki tane cebi var. Bunlar da kısmen su geçirmez ceplerdir şuralarında. Belinde biraz daha rahat oturmasını sağlamak için iki tane cırt cırt çatı sahip. Bunlar belinize tam oturarak oradan rüzgar girmesini engelleyebilir. Arka tarafında herhangi bir koruma bulunmuyor ama arka tarafında bir tane, şurasında bir tane cırt cırta sahip. Bu da zaten yolcu cebi olarak geçiyor. Yolcu ceplerini biliyorsunuz, oraya arkanızda oturan herhangi birinin içine kendi malzemelerini, cep telefonunu, cüzdanını koyması için yapılıyor. Yüksek bir boyuna sahip, boyun tarafı da aynı zamanda şöyle kapanabiliyor, çıt çıtlı şekilde kapanıyor ve sürüklenip boyunuza göre ayarlanabiliyor. Şöyle açtığımızda zaten kademeli olan iç astlarını görüyorsunuz. İçinde de cepleri var. Yazın da biraz daha rahat giyebilmeniz için böyle fiyat dokusuyla yapılmış içi. Bu içliği yağmurdan, rüzgardan sizi koruyacaktır. İçliğin içinde de cebi var. İçliğinin dış tarafında da, yani montun kendisinde de bir tane cebi var. Yansıtmalı şeritlerle beraber dört dörtlük bir mont. Bunu alırsanız gerçekten bir hani enduro, uzak sürüşler, uzun seyahatler, kısa sürüşler, kısa iş seyahatleri veya işte şehir içi kullanımda her türlü şekilde rahat rahat kullanabilirsiniz. Buna tabii bir kask önereceğim size. Bu kask da hani bu Revit'e biraz daha uygun bir kask olacak.
X-Lite bildiğiniz gibi Nolan'ın bir alt markası, Nolan'ın bir markası. Bu gerçekten iyi bir kask, kompozit yapıya sahip bir kask. Her tarafında havalandırma kanalları var, özellikle üst tarafında, ön tarafında ve tabii ki arka çıkış kanallarını görüyorsunuz şurada. Pinlock için yerleri var. Aynı zamanda hani küçük bir, tam olarak sayılmaz ama küçük bir tane burun pedine sahip, biraz yükseltiye sahip. O yüzden hani tam burun pedi sayılmaz bu. Alt tarafında da küçük sayılabilecek bir tane çene pedi var. Double D bir bağlantıya sahip. Rüzgardan boynunuz sarsılmasın, kafanız sarsılmasın, sonradan ağrımasın diye pedleri gerçekten iyi yapılmış. Delikli bir yapıya sahip, sizi terletmeyecek şekilde yapılmış. Double D bağlantıyı söyledik. İçindeki pedleri çıkartıp yıkayabilirsiniz. Geniş bir bakış açısına sahip. Yan tarafında şurasında bir tane daha düğmesi var. Pini var. O pini iterek buradaki güneş rüzgarını aşağıya indirip kaldırabilirsiniz. Bu bildiğiniz gibi bunlar Encom, yani Nolan'ın bütün kaskları, yani hepsi değil tabii. Birçok kaskı Encom iletişim sistemlerine uygun olarak geliyor. Onunla kolay şekilde yapılandırabiliyorsunuz. Onun için de farklı yerlerinde şöyle pinleri var. Bu pinleri çıkartıp Encom sistemini yerleştirebiliyorsunuz. İç tarafı gerçekten çok iyi bunun. Tam olarak net gösteremeyebilirim. Ama havalandırma kanalları çok iyi yapılmış. Bakış açısı çok iyi. Bu kask şu anda 420 euro. Bunların hepsinin bütün fiyatlarını sizinle paylaşacağım. Açıklama kısmına yazıyorum. Aynı zamanda bununla beraber Zalona'nın bir tane dizliğini, mafsallı dizliğini öneriyorum. Veya Revit'in herhangi bir tane Enduro'ya uygun bir pantolonunu alırsanız full korumalı şekilde çıkabilirsiniz. X-Lite'ın bu 720 GT modelini çok fazla tanıtmamıştım. Bir tane tanıtımını belki kanalımızda bulabilirsiniz. Oradan hani daha detaylı olarak görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz, anlatımını görebilirsiniz. Şu alt kısmında da özellikle hava almasını sağlayacak. Aynı zamanda iki tane hava almasını sağlayacak. Ve iç tarafına bu havayı, buradan aldığı havayı iç tarafına üfleyebilecek ve camının buğulanmasını engelleyebilecek şekilde yapılmış bir yapıya, bir tasarıma sahip. Her tarafında havalandırması olduğunu söyledim. Hatta şu yanlarımda bile ufak iki tane havalandırması var. Buradan da rahatlıkla havayı alıp içinde dolaştırıp arka tarafındaki çıkış kanallarından atıyor. Üstünde de var bu havalandırmalardan. Şurasında da var bu havalandırmadan. Özellikle hani çok iyi dizayn edilmiş gerçekten. Hani yakından baktığınız zaman daha rahat anlarsınız. Yakınlaştırdığım zaman daha zaten daha rahat görebiliyorsunuz. Şuradaki özel havalandırmaları, şuradaki havalandırmaları ve ön tarafındaki havalandırmaları ve şu yan tarafındaki havalandırmaları. Bunlar sizin içeriye rahat rahat rüzgar alıp ön camının buğulanmasını engellemek için yapılmış. Yaz ve kış bu olmadan rahatlıkla sürüş yapabilirsiniz. Ama bu olduğunu düşünüyorsanız, bazı arkadaşlar daha fazla terleme veya daha fazla nefes alıp verme işlemi yapabiliyor. O yüzden de hani bu pinlocklar ona göre yapılmış. Bir tane pinlock bağlantısı var. Bunun istiyorsanız pinlock takarak rahatlıkla kullanabilirsiniz ve hani buharsız sürebilirsiniz. Bu hani Revit'li pantolon almayacağım ben, pantolonu sevmiyorum diyenler için bu dizlikleri öneriyorum. Zandona'nın dizlikleri gerçekten çok iyidir. Mafsallı dizliklerdir, istediğiniz yerde hemen çıkartabilirsiniz, çırtçırtlıdır. Aynı zamanda yanlarında deponuza çarpmasın diye özellikle yumuşak bir yapıya sahiptir. Mafsallı dizlikle rahatlıkla kullanabilirsiniz ama biliyorsunuz kazalarda mafsallı dizlikler dönebiliyor. Size çok fazla yarar sağlamıyor. O yüzden de zaten hani istiyorsanız bunun altına bir Tech 90 pantolon veya Revit bir tane Enduro pantolon giyerek kullanmanız daha iyi olacaktır. Bu kombini küçük ve kısa tuttum. Bir tane eldiven bulacağım şimdi, onu getireceğim. Bu kombinle beraber bu Rika eldivenleri öneriyorum. Rika'nın Gore-Tex ve Gore-Tex özelliğine sahip bir tane eldiveni. Şöyle elime giyerek göstereyim. Gerçekten iyi bir eldiven, hem Enduro'ya uyabilecek bir eldiven. Yaz sürüşleri için değil, kış sürüşleri için iyi. Çünkü herhangi bir delikli bir yapısı yok. O yüzden
kış sürüşlerinde daha verimli olarak kullanabilirsiniz. Yazın ellerinizi çok fazla terletecektir. Körük mekanizması var özel eklem yerlerinde, bir sürü koruması var. Özellikle hani eklem yerlerinde körük mekanizması var, üst tarafında körük mekanizması var. Hani size sürüşünüzü rahat yapabilmeniz için her şey sağlanmış durumda bu eldivende. Bilek korumaları var, baş parmak korumaları var, iç tarafında süet bir dokusu var. Aynı zamanda bunun tahminen dokunma hassasiyeti de var. Baş parmağında dediğim gibi koruması var, yumruk koruması var. Yüksek kapanan bir eldiven, yağmur geçirmeyecek şekilde yapılmış. Aynı zamanda bir tane bilek cırcırtlar, aynı zamanda bir tane üst cırcırtta sahiptir. Yani ömürlük bir eldiven diyebiliriz buna. Bunu biraz daha yakından göstereyim. Yakından gösterdiğimde zaten daha fazla hani detaylarını görebilirsiniz. İç tarafında özel sürtünmeye ve vurmaya çarpmaya dayanıklı yerleri var. Baş parmak korumaları var şurada. Üst parmak ve körük mekanizmasını görüyorsunuz. Yumruk korumasını görüyorsunuz. Üst tarafındaki körük mekanizmasını görüyorsunuz. Özel kumaşa ve deri alaşıma sahip olduğu için gerçekten üstün bir eldiven. Bununla beraber bu kombin tamamlanıyor. Tüm açıklamayı YouTube'un alt kısmında yazıyorum. Detayların hepsini veriyorum. Linklerin hepsini veriyorum. Kombinin tüm toplam fiyatının hepsini zaten görebilirsiniz. Biz İstanbul Bostancı, İstanbul İçerenköy, Bostancı, Karakartal sokaktayız. Zaten bunun arkasına eklediğim videoyu da görürsünüz. Oradan buraya nasıl ulaşabileceğinizi kolaylıkla görebilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.